Bak e, soruna şöyle diyeyim Abdülkadir e, anladım vefa ve dürüstlük pahalı bir hediye ve köprüdür unutma insanı yapılandırır ve önüne köprü koyarsın vefa ve dürüstlük pahalı bir hediyedir onu yapılandırır köprüdür karşıya geçer onunla onu Ucuz ve basit insanlardan bekleme ki rahat edesin. Şimdi e, mesela bunları e, söyleyebilmek için böyle için yanması lazım. Böyle güzel ruhtan gelen sözler yana yana gelir sana yana yana. Mesela Mevlana der ya ben diyor edebi edepsizlerden öğrendim. Ben vefayı inan vefasızlardan öğrendim dürüstlüğü yalancılardan öğrendim. Samimi söylüyorum bunu. Geminin içinde olup da geminin içinde olup da sahile bakan insan denizi görmüyorsa gemiden sahile bakıyorsa inan bana sahil geri gidiyor zanneder. Tamam veya kamyonun arkasına hiç oturdun mu? Kamyonun kasasından yere bak. E, asfalt geri gidiyor zannedersin vesaire. E, veya yolun kenarındaki ağaçlar ters gider zannedersin. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü şeyinde şöyle diyor. Zülme uğra. Bu manada hadisleri toplayarak söylüyorum. Zülme uğrayanlarda, zulüm yapmaktansa zulme uğrayanlardan ol. Yani vefasızlık yapmaktansa vefasızda uğrayanlardan ol. Katletmektense öldürülenlerden ol. Öldürmektense, tamam? Bu manada yuvarlak. Öyle olsun. Bu asırda e, kahdul rical var. Yani insan kıtlı olacakmış. İnsan kıtlı olacak. Onun için e, endişe etme. İyilik yapmaya devam et. İnsanlara insanların mutlu olmasına uğraşırken sen mutlu oluyorsun. Ona delilim şu. Niye nur talebeleri imansız kabre girmeyecekler? Çünkü insanların imanını kurtarırken ecel gelecek. Allah var ahiret var, Allah var ahiret var, Allah var ahiret var derken hakikaten azel geliyor. Allah var ahiret var derken gidiyor. iman kurtarırken Allah bir Allah düşün, bir Allah düşün. Şimdi benim kulum insanların imanını kurtarmak için koşuyor. Sen bu Allah'ın rahmetini sen Allah'ı nasıl anlıyorsun? Bu Allah Celle Celaluhu Celle Şanuhu Amenuvelu bu insanı imansız yapar mı ya? şeytana teslim eder mi? İnsanların imanı için koştur, koşuşturan bir insanı Allah oraya teslim eder mi? Bir misal söyleyeyim. Ee, mesela bir iki tane misal vereceğim. Bir tanesi e, şeyde Kabe'de dua ediyor. Kabe örtüsüne sarılmış. Adam dua ediyor. Olmuş ha bu. Bizim ben kafile götürdüğüm zaman hoca o kafile başkanı söyledi. Evet dedi. Benim kafilede değil ama öteki kafilede vardı diyor Diyanet'ten. Doğudan bir Kürt kardeşimiz. Allah onun imanını bize de nasip etsin. Kürt kardeşimiz dua ederken ben duydum diyor. Hoca diyor. Ya Rabbi diyor. Bu haso senin evine geldi. Biz bir şey yaptı geldi. Vallahi Memo benim çocuğumu katletse. Kan davası var ya. Ama bir sebeple ben görmeden evime gelse misafir. Ya Rabbi bilirsin ki ben o Memo'ya misafir perverlik bana ne yakışıyorsa öyle muamele ederim. Düşmanlığını, düşmanlığımı kaldırırım. Allah'ım ben de senin misafirinim. Bir şekilde geldim. Anlat öyle muamele et. İsrail alakalı bir misal vereceğim. Evet kızıyoruz ama. İsrail zulmünden kaçan kaç kişiydi ya? Unuttum Filistinler. Camiye sığınsa camiyi yıkıyorlar İsrailler. Kiliseye sığınmışlar. Çünkü orada Hristiyanlar da var ya Filistin. Ondan sonra İsrail askerleri kapıya kadar geldi giremezler tabi. Yasak ya devletler arası. Yani kriz olur Avrupa şeyi. Papaza diyorlar ki onları bize teslim et. Papaz diyor ki burası ibadethanedir. Buraya bize sığınanları canımız pahasına koruruz teslim etmeyiz. Bak batıl bir din. Batıl bir din dahi olsa biz teslim etmeyiz ve etmemişler. Sonra kriz büyümeden falan birkaç sene oldu. Yani böyledir. Onun için bir şekilde sana gelmiş, iyilik yaptın. Ne yaparsa yapsın. Sen sana yakışanı yap. Çünkü o öyle insan öyle yakışıyordu. Ee, tavsiyem şu. Sakın sana e, yapılan davranışlarla sen seni değiştirme. Sen sen ol. Olsun, varsın. O ne yaparsa yapsın. Ama sakın sen sen kal. Harici sebeplerle değişme. Aslında onlar o bu ifadelerin bu haletini onlara duyurmak istiyorsun da anlatmak istiyorsun karşıya. Duymuyorlar değil mi? Anlamıyorlar. Niçin biliyor musun? Seni dinlemediklerinden değil. Onlar çok gürültü içinde oldukları için seni duymuyorlar. Bir atölye düşün demir doğrama vesaire. Tang tung tang tung. O gürültüde dışarıdan bağırsan onu yapan insan e, insana laf duyurabilir misin orada olan bir adama? Şimdi içeride adamın kıyamet kopuyor. Demirci mi dükkanı dersin? Kalaycı dükkanı mı dersin? inşaat atölyemisin dersin? Pres yeri mi dersin? Atölyeler mi dersin? Adamın içi gürültühane seni onun için duymuyor. Anladın mı sevgili kardeşim? Tavsiyem sen sen ol. Sakın harici sebeplerle değişme. Olsun. Varsın herkes değişsin. Sen değişme. Sen vefa, vefanı bırakma. Sen sana yakışanı yap. Bazısına köprü ol, bazısının nefes almasına yoğun bakım ünitesi ol. Sakın sakın zindan olma. Selamünaleyküm.